Tamam, ben boşanalım dedim. Yani evet, ben dedim. Ama o ne dedi? Ben imzalamam. Ya boşanmak istemiyorum dedi. Sonra ne yaptı biliyor musun? Masanın üstünde duran protokolü alıp gitti. Ya dünden heveslemiş zaten boşanmaya. Madem dünden heveslisin, bana niye artistlik yapıyorsun ki o zaman boşanmak istemiyorum diye? Ya oyun oynuyor resmen benimle. Ya dün burada oturuyordu bu adam, benim gözümün içine bakıyordu ya. Öyle bir bakıyordu ki, öyle güzel şeyler söylüyordu ki sanırsın senden vazgeçmez yani. Ya Vede abla yok, bu böyle olmaz ya. Kimse kimsenin duygularıyla oynayamaz. Ya bana değişik diyor. Asıl değişik olan o ya. Gerçekten o değişik bence. Ya asıl kendine baksın o. Ya tamam abi, şimdi Ayşe haklı. Ona inanmadım. Saçma sapan davrandım. Kız haklı. Yerden göğe kadar haklı. Anlıyorum. Tamam da yani sen de biliyorsun benim Hande'den darbe almışlığım var. Senin bana her şeyi anlatmamışlığın var. Ya benim sütten ağzım yanmış. Gelmişim, hatamı kabul etmişim, özür dilerim demişim. Kusura bakma demişim, affet beni demişim. Bizim için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım demişim. Bana bir şans ver demişim. Tamam artık da. O ne yapmış? Hep pres, yok, hayır, istemiyorum. Gel de şimdi bu kızın sevgisinden şüphe etme yani. Oğlum seviyor, tabii seviyor ya. Gururundan yapıyor, anlamıyor musun lan? Ya abicim tamam anlıyorum, gurur yapsın, yine yapsın, anlıyoruz. Trip atsın, burnumu sürtsün, biraz peşinden koştursun, anlıyorum yani kızdır, hakkıdır. Tamam da bunun da bir sınırı var ama, değil mi? Ya bir sınırı var, gururun da bir sınırı var. İnsan sevdiğine kıyar mı? Tamam o zaman ben de gurur yapayım. Ben de trip atayım. Ne yapalım o zaman? Nasıl olacak bu iş? Nasıl biz barışacağız? Nasıl anlaşacağız? Senin de zamanında bana her şeyi anlatmamışlığın var. O zaman gelseydin en başta anlatsaydın her şeyi bana. Gelseydin kocana, dökseydin içini, koysaydın başını omzuna, bir sığınsaydın ona, bir ondan yardım isteseydin ne olacaktık? Şimdi burada böyle baş başa diz dize güzel oturuyor olacaktık. Şimdi bu bize reva mı? Bu çektiğimiz çile bize reva mı ya? Bak geldiğimiz duruma bak. Öyle ikide bir kapıma geleceksin. Aç mısın, susuz musun, iyi misin diye soracaksın. Seni merak ediyorum diyeceksin. Sonra çaktırmadan boşanma protokolünü yürüteceksin. Şaka gibi ya. Sakın bana onu savunma. Ya bana yalancı diyor, beni yalancılıkla suçluyor. Asıl yalancı olan o. Yok, şimdi yalancı demeyelim de. Yalancı Vede abla, yalancı. Ya ben Baha'yı gizlediğim için yalancı oldum. Bir şeyler gizleyince yalancı oluyorsun ya. Asıl yalancı olan o. Haksız mıyım? Bak vallahi değişik diye diye değişti bu kız. Yani benim tanıdığım Ayşe gitti, yerine başka Ayşe geldi. Ya da ben hiç tanıyamamışım Ayşe Hanım'ı. O da olabilir. Ya tamam ya. Vallahi tamam. Tamam. Bitsin diyorsa bitsin gitsin abi. Boşanacaksak boşanalım ya. Olacak iş mi ya bu? Allah Allah. 3 gün sonra mı, 5 gün sonra mı? Ne zaman boşanıyorsak boşanalım. Bitsin gitsin, çeksin gitsin. Bir daha da benim karşıma çıkmasın. Benim gururum yok mu? Benim onurum yok mu? Ben daha ne yapayım? Çekilecek dert mi ya bu? Çile mi? Şurada mahkemeye kaç gün kaldı? Hakim sizi boşuyoruz dediği anda her şeyimi toplayıp gideceğim buradan. O zaman görsün bakalım elinin altındaki Ayşe neredeymiş, bulabiliyor muymuş onu? Kurtulacağım Ferit'ten, kurtulacağım buralardan. Eski özgür hayatıma geri döneceğim. Ben yoruldum Vedi abla ya, çok yoruldum. Ayşe ile Ferit bitsin istiyorum. Ayşe ile Ferit yeryüzünden silinsin istiyorum. Tatlım şimdi Ferit ile Ayşe yeryüzünden silinsin istiyorsun da... peki kalbinden atabilecek misin? Atamıyorum. Yapamıyorum. Ben Ferit'siz nasıl yaşanır bilmiyorum. Ben Ferit'i çok seviyorum. Hiç unutamıyorum Medya abla. Unutamıyorum.
Ferit'i çok seviyorum. Ferit'i çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Gel buraya. Canım. Canım. Al benim güzelim. Geçecek. Geçecek. Geçecek ama biliyorum. Geçecek Bediye abla, biliyorum. Tamam, diyelim ki gitti oğlum. O zaman geçecek. Öyle mi zannediyorsun sen? Ha? O işler öyle olmuyordu. Eğer son noktayı sen koymuyorsan, hesabı da sen kapatmıyorsan, içinde de bir şey varsa yarım kalıyorsun. Anladın? Abi vallahi utanmasam ağlayacağım ya. Ağla. Ağla oğlum, dök içini ya. Ne varsa dök. Neden çekiniyorsun? Abinden mi çekiniyorsun? Ben senin abinim lan. Ağla. Hatta git Ayşe'ye ağla. Beraber ağlayın. Sarılın sonra. Sonra da küçük küçük bebeler yapın. Ne var oğlum? Vallahi bak ya. Küçük küçük Ayşe'ler, Ferit'ler olsa, şöyle ortada dolansa olmaz mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bakayım bana. Senden de iyi baba olur ha. Ha? Yapma abi ya. Sen yapma bari. Asma damarıma işte. İstemiyor abi kız. Ne yapayım? İstemiyor, beni zorlayayım mı? Ben onsuz nefes alamıyorken, onsuz bir hayat düşünemiyorken o istemiyorum diyor. Yapacak bir şey yok abi, kabulleneceğiz. Abi inan hiç iyi değilim ya. Vallahi hiç iyi değilim. Abi ne yapacağım ben? Ha? Ne yapacağım ben abi? Allah rızası için bir akıl ver bana. Akıl mı? Ben? Kafayı mı yedin sen? O benden aldığın aklını ne yapacaksın sen? Benim zaten biliyorsun yani. Aklım olsa... Kalp Yarası ATV'de.